Merhaba, benim ismim Duygu Emel Dümer Jiro. Farmasötik kimyagerim. Atomika Teknik Cihazlar'da yaklaşık 2,5 senedir satış mühendisi olarak özellikle biyoteknoloji alanında çalışıyorum. Bugün size partikül boyut analizinin öneminden ve çeşitli endüstrilerdeki kullanım alanlarından bahsedeceğim. Konu başlıklarına bakacak olursak, partikül boyutu denilince ne anladığımızdan, boyut ölçmenin öneminden ve yöntemlerinden, son olarak lazer difraksiyon metodu ile partikül boyutunu nasıl ölçeceğimizden bahsedip daha sonra sözü çalışma arkadaşım Mehmet'e devredeceğim. Umarım keyifle dinleyeceğiniz bir sunum olur. Şimdi partikül nedir? Partikül kelimesi yabancı kökenli bir kelime olup Türkçemizde parçacık, tanecik, bir bütünün en küçük kısmı anlamına gelmektedir. Fizik bilim dalında ise maddenin veya enerjinin en küçük parçası, parçacık olarak tanımlanır. Partiküller yalın halde bulunabildikleri gibi yani toz tanecikleri gibi birbiri içerisinde dağılmış halde de bulunabilirler. Örneğin katı maddenin sıvı içerisinde askıda kaldığı süspansiyonlar veya sıvının sıvı içerisinde dağıldığı emisyonlar ve gaz sıvı emisyonları gibi farklı formlarda partiküllerle karşılaşabiliriz. Burada da farklı formlarda partiküllerin görüntülerini görüyoruz. İlkinde çubuksu yapıda katı partiküller, ikinci de yarı sferik diyebileceğimiz düzensiz yapıda partiküller var. Sağ tarafta da emisyon örneklerini görebiliyoruz. Peki partikülün hangi özellikleri önemlidir? Partikül boyutundan başlayacak olursak ilaç uygulamalarından örnek verelim. Partikül boyutu çözünme hızına etki ederken partikül boyut dağılımı ise bu partiküllerin bütüne nasıl katkı sağladığı, nasıl bir araya geldiği hakkında bize bilgi verir. Örneğin seramik sektöründe partikül boyut dağılımının son ürünün mukavemetini nasıl etkilediği konusu oldukça önemlidir. Bir sürü farklı tipte partikülle karşılaşırız. Partikülün şeklinin kübik, sferik, elonge olması, ölçüm tekniğinin seçiminden tutun, formülasyon çalışmalarına kadar birçok alanda önem arz etmektedir. Bir diğer önemli konu da yüzey alanı özellikleri. Partikülün pürüzlü mü, pürüzsüz mü olduğu yüzey alanını etkileyeceğinden, az önceki örnekte olduğu gibi, burada da çözünme hızını etkileyen bir faktör olacaktır. Yüzey pürüzlü ise daha hızlı çözünecek, pürüzsüz bir yüzeye sahipse daha yavaş çözünecektir. Bunun dışında dayanıklılık testleri, yük dağılımı ve mikro yapısı da oldukça parametreler arasında yer alır. Yük dağılımı özellikle submikron ve nanopartiküllerde stabilite açısından oldukça önemlidir. Mikro yapısı ise iç yüzey yani por yapısı hakkında bize bilgiler verir. Özellikle aerosollerde partikülün hava akımı ortamında nasıl davranacağı hakkında bilgiler edinmemize yardımcı olacaktır. Biz bu webinarda daha çok partikül boyutu ve boyut dağılımı üzerine konuşacağız. Peki neden ölçeriz partikül boyutunu? Ürün kalitesini düzgün kontrol etmek için, ürün üretiminde doğabilecek yüksek maliyeti ve müşteri şikayetlerini engellemek. Yani ne demek istiyorum? Örneğin bir süspansiyon ürünün Ar-Ge çalışmaları sırasında ben hangi formülasyonun rafta fazlarına ayrılacağını veya ayrılmayacağını, çökeceğini veya çökmeyeceğini öngörebilirsem bana çokça vakit, emek, dolayısıyla para kazancı sağlar. Ve dolayısıyla bu da memnuniyetini bizi götürecektir. Özellikle ilaç sektöründe ilaç salınımı ve ilaç taşıtmasının optimizasyonu partikül boyutunun optimize edilmesiyle olur ve bu ürünün performansı açısından çok önemlidir. Ürünün hassasiyetini optimize etmek, verimliliğini arttırmak ve rakip analizleri de yine boyut analizinden bahsedebiliriz çokça. Evet, şimdi yine ilaç sektöründen bir örnek vereceğim. Biyoteknoloji alanında olunca böyle oluyor galiba biraz. Etken maddenin, yani tabletin içerisindeki etken maddenin ne kadar hızlı çözüneceğini olduğu gibi partikül boyutu içerik bütünlüğüne de etki eder. Yani doz ayarlamada da rolü büyüktür. Eğer partiküller çok büyük olursa her tabletteki doz miktarı eşit olmayacaktır ve takdir edersiniz ki bu da ilaç sektörü için çok büyük bir problem kaynağı olacaktır. Evet, gelelim çikolataya. Gıda sektöründe partikül boyutu özellikle çikolatanın lezzet çalışmaları, bu damağımıza bıraktığı hissi etüt ederken partikül boyutu optimizasyonu çok önemlidir. Çikolatanın dilimize pürüzlü bir şekilde gelmesi veya hemen erimesi
çikolatanın kalitesi açısından istenmeyen bir durumdur. Ya ben burada birçok çikolatanın formülasyonunda rol oynayan Mastersizer'a bir ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü burada da bunu ayarlarken yine partikül boyutunun önemi büyüktür. Burada da bir oral süspansiyon örneği var. Bu örnekte de raftayken partiküllerin askıda kalmasını, çökmemesini ve küçük bir çalkalamayla da homojen dağılmasını isteriz ki yine doz eşit dağılsın. Aynı zamanda viskoziteye de yani reolojisine de etki eder partikül boyutu. Ama reoloji başlı başına çok büyük bir konudur. Ve belki Naci Bey daha sonra bize bu konuyla ilgili farklı bir webinar düzenler. Biz de keyifle dinleriz diye düşünüyorum. Toz numunelerde akışkanlık çok önemli. Bu şekere örnek alalım. Toz şeker ve küp şeker daha iri parçacıkları sahiptir. Daha akışkandır. Ama pudra şekeri ve kaplama şekerine baktığımız zaman çok daha ince partiküllere sahiptir, akması zordur ve yapışkandır. Bunun hangisini kullanacağımızı yine partikül boyutuyla ayarlıyoruz. Sadece şekerde değil ama bütün toz numunelerde akışkanlık yine partikül boyutuyla ayarlanıyor. Boya endüstrisine bakacak olursak da pigment partikülleri spesifik bir partikül boyut aralığında daha çok ışık saçıyor ve bu da rengin daha parlak ve daha canlı görünmesini sağlıyor. Son olarak da aerodinamik davranış, şu sıralar bizim için çok önemli olan akciğerimiz için kullandığımız astım ilaçları gibi inhale ilaçlarda yine etken maddenin akciğerimize doğru ve orada kalmasını isteriz. Bu da yine partikül boyutu doğru ayarlamaktan geçiyor. Partikül boyutunu ölçmek için birçok neden vardır aslında. Bu uygulamaya göre, endüstriye göre değişiklik gösterse de birçok alanda partikül boyutu ve boyut dağılımı önemlidir. Bunların burada bahsettiklerimin dışında çimento, maden, seramik gibi birçok alanda partikül boyutu analizine ihtiyaç duyulmaktadır. Şimdi gelelim iyi güzel hoş ama partikül boyutu nasıl ölçülür? Şimdi diyelim ki size bu kutu ve bu cetvel verildi ve bu kutunun boyutunu ölçmeniz istiyor. Cevabınız ne olurdu? Muhtemelen çoğunuzun cevabı aynı şekilde 360'a 140, 120 gibi bir cevap olurdu ve bu da tamamen doğru. Ancak endüstriyel uygulamalarda bir anlam ifade etmez. Eğer bu rakamları alıp bir proses mühendisine giderseniz sizin yüzünüze şaşkın şaşkın bakar. Anlamlanabilir olması için tek bir rakamla ifade etmemiz gerek. Tek bir rakamla ifade edebileceğimiz tek bir geometrik yapı vardır. O da küre. Eşdeğer küre teorisi partikülü tanımlamak için bazı özelliklerini ölçülerek bir kürenin çapına karşılık geldiğini varsayar. Dolayısıyla eşdeğer küre teorisine göre bu iki cisim aynı hacme sahiptir. Yani 20 mikrometre çapında 10 mikrometre yüksekliğinde bir silindir ile 33 mikrometre çapındaki bir küre birbirine eşittir. Biraz kulağa değişik geliyor. Peki normal gerçek hayatta karşımıza az önceki gibi böyle mükemmel şekiller çıkmaz. Mükemmel silindirler, harika küreler çıkmayacak. Karşımıza genelde bunun gibi partiküller çıkacak. Karşıma böyle bir partikül geldiğinde ne yapmam lazım? Şimdi bakalım. Partikülün en uzun kenarını ölçebilirim. En kısa kenarını ölçebilirim. Partikülün ağırlığını ölçebilirim. Yüzey alanını hesaplayabilirim. Çok yaygın bir yöntem olan yine sedimentasyon hızını hesaplayabilirim. Ve en çok kullanılan yöntem olan hacmini hesaplayabilirim. Ve bunların da hepsi aslında doğrudur. Ancak burada önemli olan partikülün boyutunu tanımlarken hangi yöntemi kullandığım, benim için neyin önemli olduğu ve bir teknikten diğerine geçerken veya sonuçları karşılaştırırken bunu göz önünde bulundurmam gerektiğidir. Şimdi biz böyle bahsediyoruz ama elbette biz bir tane partikül ölçmüyoruz. Numunenin içinde bütüne baktığımız zaman bütün partiküller şu burada gördüğünüz gibi monodispers yani aynı boyutta olsaydı zaten ölçümler çok daha kolay yapılabilir ve tek bir rakam edilebilirdi.
Ancak gerçek hayatta numuneler polidispers yapıda. Yani farklı büyüklükte ki partikülleri içeren numuneler şeklinde olacaktır. Çoğu partikül boyut ölçümü bize partikül boyut dağılımını verir ancak bu dağılımlar kullandığımız yönteme göre değişiklik gösterir. Ne olabilir? Sayıca dağılım veren mikroskoplar, NTA dediğimiz nanoset cihazı yani nanotracking analiz cihazı, hacimce dağılım verebilir, lazer difraksiyon elek ve sedimentasyon cihazı ve saçılım şiddetine bağlı dağılım veren DLS cihazları yani Zeta Sizer gibi cihazlar bize saçılım şiddetine bağlı dağılım verecektir. Bu aşağıdaki örneğe bakacak olursak, burada istediğimiz etkiyi elde etmek için çok az sayıda büyük partikül içermesini istediğim bir çalışmanın partikül boyut dağılımını görüyoruz. Lazer difraksiyon yöntemi, agregasyon kontrolü ve büyük partiküllerin takip edildiği uygulamalarda çok önemli bir yöntemdir. Biraz daha açıklayalım. Elimizde 1, 2, 3 birim çaplı küreler olduğunu varsayalım. Şimdi burada sayıca dağılıma bakarsak, partikülleri sayma yöntemini kullanırsak her partikül için eşit miktarda bir dağılım elde ederiz. Hacimce dağılıma baktığımızda ise yaklaşık %70'ini bakın tek büyük partikülün kapladığını ve geri kalanı da %30'luk bir kısmını da sadece diğer iki partikülün oluşturduğunu görebiliyoruz aslında. Buradaki örneğe baktığımızda daha net olacak aslında. Hacim hesabı yaparsak buradaki 1000 tane 1 mikronluk partikül hacimsel olarak 10 mikronluk bir partiküle eşdeğerdir. Şimdi burada grafiğe baktığımızda yaklaşık 1000 partikülün içinde bir tane partikül ihmal edilecek kadar azdır. Ve görüntülenmemiş gördüğünüz gibi. Burada sadece tek bir partikül dağılımı görüyoruz. Ama hacimceye baktığımız zaman aşağıda bu iki partikülün hacimce kapladığı alanı eşit görüyoruz. Yani benim az önce dediğim gibi lazer difraksiyon yöntemi agregasyon çalışmalarında ve kaçak madde taramalarında çok çok önemli. Yani eğer siz başka bir yöntem kullanmış olsaydınız buradaki agregatı veya kaçak maddeyi görme imkanınız olmayacaktı. Şimdi gelelim ölçüm yöntemlerine. Ne gibi yöntemler var şu an kullanılan? Elek yöntemi, sedimentasyon yöntemi, mikroskobik yöntemler ve lazer difraksiyon yöntemi var. Elek yöntemi oldukça eski bir teknik olmasına rağmen ucuz olması ve büyük partiküller için kolayca kullanılabilir olması gibi avantajları vardır. Özellikle maden sektörü gibi sektörlerde ama ne gibi dezavantajı var? Mikrometre altında kuru tozları ölçümü çok zor, yapışkan topaklanmış materyallerin ölçümü çok zor, 1 mikrometre kadar küçük materyallerin düzgün arttırması neredeyse imkansız. Ne kadar uzun ölçüm yapılırsa o kadar küçük sonuç çıkar elek yönteminde. Şöyle bir case'e bakalım. Materyalimi 20 mikrometreye kadar elledim ama lazer difraksiyon yöntemi bana hala 20 mikrometreden büyük partiküllerim olduğunu söylüyor. Bu nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Bakalım. Elek yöntemi için gördüğünüz gibi bu iki partikülün boyutu aynıdır. Sunumun en başında söylediğim gibi partikülün şekli seçeceğiniz analiz yöntemine etki eder demiştim. İşte burada da görüyoruz aslında. Bu sferik olsaydı eğer hiçbir problem yaşamayacaktık elek yönteminde belki de. Lazer difraksiyonu yöntemine göre de gördüğünüz gibi bu iki silindirin aslında eşdeğer hacimleri 39 mikron ve 49 mikron. Dediğim gibi elek yöntemine göre bu iki farklı partikül aynı sonucu verirken lazer difraksiyon yöntemi aradaki farkı gösterir. Mikroskopik yöntemlere bakalım. Burada çok güzel resimler görüyoruz. Hem mikroskopik yöntemlerde boyutun yanı sıra dağılım, topaklanma da görüyoruz. Çok güzel buraya kadar. Ancak Ulusal Standartlar Bürosu imaj analizinde istatistiksel doğruluk için en az 10.000 farklı imajın gösterilmesi gerektiğini belirtiyor. Yalnız partikülün değil, dediğim gibi 10.000 farklı imajın, 10.000 farklı resmin ölçülmesinin gerektiğini belli ediyor. Sedimentasyon yöntemi vardır. Boya ve seramik endüstrisinde kullanılan geleneksel bir metottur. Ölçüm hızı,
dezavantajlarına bakacak olursak, ölçüm hızı 25 dakika ile 1 saat arasında. Sıcaklık düzgün kontrol edilmeli çünkü 1 derecelik bir değişim bile viskoziteyi %2 arttırıyor. Değişik yoğunluktaki karışımlar üstesinden gelemez. Kısıtlı boyut aralığı 2 mikronun altındaysa sistem oldukça hata verir. Ve aslında en önemlisi de şöyle bir baktığımız zaman çakılda 0.9 saniyede ölçüm alabilirken renkli partiküllere doğru gittiğimizde 200 yıla kadar bir süre beklememiz gerekiyor. Kolloidlerde 2,5 yıl, alivyonlarda 1,5 saat. Yani ben beklemeyi düşünmüyorum açıkçası. Lazer kırdım yöntemine gelelim. Lazer kırdım yönteminin geniş bir ölçüm aralığı vardır. Nanometreden milimetreye kadar bir aralık saptanır. Yaklaşık 1 dakikadan az bir sürede ölçüm alabiliriz. Yani saatler veya yıllar beklememiz gerekmez. Fazla sayıda ölçüm ile tekrarlanabilirlik kontrolü yapabiliriz. Günde 100 ve üzerinde ölçüm imkanımız vardır. Standart referans malzemeler kullanarak kolayca doğrulama yapabiliriz ve kanıtlanmış bir tekniktir. ISO standartlarına uygundur. Peki Duygu, hiç mi dezavantajı yok? Sadece avantajlarını saydın, bütün tekniklerin dezavantajlarını sayarken derseniz. Tabii ki var. Master Sizer'ında yani lazer difraksiyonunda tek bir dezavantajı var. O da yatırım maliyeti. Şimdi gelelim lazer kırınımına. Bir partikülden gelen ışık saçılma modeli. Lazer difraksiyon yönteminde büyük partiküller dar açıyla, küçük partiküller ise geniş açıyla saçılırlar. Buradaki şekillerde çok net bir şekilde görüyorsunuz. Ama burada da küçük bir animasyon var. Burada bakalım lazer ışını geliyor. Örnek hücresi içerisindeki büyük partiküle çarpıyor ve dar bir açıyla gördüğünüz gibi. Burada küçük bir partikül gelsin. Küçük partikülle lazer ışını çarpışıyor ve çok daha geniş bir açıyla saçılım yapıyor. Şimdi gelelim Master Sizer 2000 kullanıcıları çok iyi bilirler. Master Sizer 2000 lineer optik bir sistem kullanıyordu ve bench'te çok daha fazla yer kaplıyordu gördüğünüz gibi. Neredeyse bütün dispersiyon üniteleriyle birlikte Master Sizer 3000, Master Sizer 2000 kadar. Ama Myvamp Analytical mevcut kullanıcılardan geri bildirimler alıyor ve ışın yolunu ikiye katlayıp lazeri sol alt köşeye yerleştirerek sabit bir ayna düzeni ile optik sistemi kısaltıyor. Gelin biraz Master Sizer'ın içine bakalım bir lazer difraksiyon sistemi nasıl çalışır. Cihazın merkezinde katlanmış optikler kullanan optik bir çekirdek yer alıyor. Buradaki kırmızı lazer ışık kaynağından çıkan ışın 630'lik helyum neon gaz lazer tarafından sağlanıyor. Ve buradan geliyor 180 derecelik bir açıyla hassas katlanmış bir optik sistemden geçiyor. Daha sonra numunenin bulunduğu ölçüm hücresine gelerek burada çarpışıyor ve ışık saçılıp değişik açılarda yerleştirilmiş dedektörler tarafından algılanıyor. Biraz bir de mavi lazer ışığından bahsedelim. Doğruluk ve çözünürlüğü arttırmak için mikron altı partiküllerde 470 nanometrelik mavi ışık kaynağı devreye girer. Çünkü 1 mikron altındaki partiküllerde kırmızı ışın kaynağı tek başına yeterli olmayacaktır. Ancak burada önemli olan mavi ışık mavi kaynaktan gelen ışığın ölçüm hücresine kırmızı lazerle tam olarak aynı açı ve aynı konumda girmesidir. Bu sayede 10 nanometre 1 mikron arasındaki partikülleri de çok rahat ve yüksek doğrulukta ölçebiliriz. Mavi ışık kaynağı çok küçük partiküller için kullanıldığından sadece bakın yan saçılım ve geri saçılım dedektörlerinden ölçüm alınacaktır. Şimdi ham datayı şekildeki gibi göreceğiz. Açısal saçılma verileri Master Sizer yazılımı ölçüm penceresinde gerçek zamanlı olarak sunuluyor. Yani bu ham datayı bize veriyor. Dedektör numarası arttıkça da saçılım açısı artacaktır. Şöyle bakalım, büyük partiküllerin saçılması düşük dedektör sayılarına karşılık gelen düşük açılı bölgede yoğunlaşır. Burada gördüğünüz gibi.
Küçük partiküller de ışığın geniş açıyla saçılımına sebep olacağından bu da yüksek numaralı dedektör bölgesinde veri üretecektir. Evet, bütün bu anlattığım yöntemini özetleyecek olursak, lazer difraksiyon tekniği 10 nanometre ile 3500 mikron boyut aralığındaki partiküllerin boyutunun, boyut dağılımının ölçümünde çok tercih edilen bir yöntemdir. Hatta bu nedenle lazer difraksiyon tekniği için kullanılan bir standart bile vardır. Burada gördüğünüz gibi ISO 13320-1. Kuru ve sıvı olmak üzere iki farklı dispersiyon yöntemi için uygun otomatik dispersiyon üniteleri de mevcuttur. Hacimsel dağılım en yaygın yöntem olmakla birlikte cihaz hacimsel dağılım, sayısal dağılım ve yüzey alanı dağılımı ölçümü yapabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burada sözü çalışma arkadaşım Mehmet'e devrediyorum. Merhaba herkese. Mehmet Topçu ben. Kimyagerim. Atomika Teknik Cihazlar firmasında satış mühendisi olarak çalışıyorum. Partikül boyut cihazları 8 yıl uzman olarak çalıştığım konular arasında yer almakta. Şimdi konu başlıklarına gelecek olursak, Duygu Hanım'a da güzel sunumu ve anlatımı için teşekkür ediyoruz. Anlatacağım konularda sırasıyla Mie teorisi ve Fraunhofer yaklaşımından, optik özelliklerden, bilinmeyen numunelerde refraktif indeksin hesaplanmasından ve Malvern'in bazı uygulama notlarından bahsedeceğim. Şimdi ilk önce lazer difraksiyonu ile ışık saçılma modellerinde kullanılan Mie teorisi ve Fraunhofer yaklaşımlarına birlikte bir bakalım. Fraunhofer yaklaşımına göre partiküllerin tamamı yuvarlaktır. Aynı zamanda tüm partiküller opak yani ışık geçirmeyen yapıdadır. Işığın dalga boyu ise partikülün dalga boyundan çok daha küçüktür. Fraunhofer yaklaşımına göre partikül ışığı içinden geçirmeden kırar. Partikül aynı zamanda ışığı geriye de yansıtmaz, sadece kırmaktadır. Işığı soğurmaz, absorbe etmez ve Fraunhofer yaklaşımına göre iki fazlı bir sistem olduğunu varsaymaktadır. Bu slaytta Fraunhofer yaklaşımına göre partikül ile ışığın nasıl etkileştiğini gösteren bir model görüyoruz. Modelde görüldüğü gibi ışık demeti partiküle gelip çarpar, sadece kırılır, ışığı absorbe etmez, geri yansıtmaz. Partikülün cinsine bağlı olarak da kırılma indisiyle kırılıp saçılmaz. Fraunhofer yaklaşımı teknik açıdan biraz daha kabaca hesap yapan bir yaklaşımdır diyebiliriz. Peki hangi numunelerde çalışırken Fraunhofer yaklaşımı hesaplama yöntemini tercih etmeliyiz dediğimizde de Fraunhofer genel bir ifadeyle 50 mikron ve üzeri partikül boyutu olan numunelerde alternatif metot olarak tercih edilmelidir. Dolayısıyla Fraunhofer bir malzemenin herhangi bir optik özelliğinden de faydalanmamaktadır. Bir de Mie teorisine bakalım. Mie teorisi Fraunhofer yaklaşımının aksine ışık ile madde etkileşimini tam olarak modellemektedir. Mie teorisi tüm dalga boylarında, tüm partikül boyutlarında geçerlidir. Tüm numuneler için analizlerimizde Mie teorisini kullanabilmekteyiz. Mie aynı zamanda partiküle çarpan ışığı tekrar başka partiküle çarparak çoklu saçılıma uğradığını ve daha geniş açılı saçılımların olma ihtimalini de hesaplayan bir teoridir. Şimdi bu slaytta bir Mie teorisine göre tahmini saçılımları gösteren bir model var. Partiküle gelen bir ışık demetinin ışığı sadece burada kırmadığı, kısmen soğurduğu, partikül cinsine bağlı kırılma indisiyle arka tarafta saçıldığı, aynı zamanda ışığın geriye yansıdığını da hesaba katmaktadır. Kısacası Mie teorisi hesaplamalarında maddenin tüm optik özelliklerinden yararlanan bir teoridir.
Burada bir örnek göreceğiz. Şimdi saçılma modellerine göre bir karşılaştırma yapalım. Fraunhofer yaklaşımı ile ilgili alternatif bir metot olduğunu söylemiştik. Genelde de 50 mikron ve üzeri partikül içeren numunelerde kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bu aşağıdaki iki grafikte neden Mie teorisinin tercih edilmesi gerektiğini de birlikte inceleyelim. Ve mavi ile gösterilen grafik Mie teorisine ait. Yeşil ile gösterilen grafik de Fraunhofer yaklaşımı ile yapılan çalışmayı gösteriyor. Mie teorisi ve Fraunhofer yaklaşımına göre sonuçların birbirinden nasıl ve neden ayrıştığını inceleyelim. Mie teorisi ile elde edilen grafikte partikül boyutunun ortalama burada 5 mikron civarında olduğunu görüyoruz. Fraunhofer yaklaşımıyla yapılan çalışmada ise Mie'den farklı olarak burada 1 mikronun altında bir grafik oluştuğunu görüyoruz. Bunun nedeni Fraunhofer yaklaşımı partikülleri opak kabul etmesinden dolayı kaynaklanmaktadır. Soğurulan ışığı ya da çoklu saçılımları Fraunhofer yaklaşımı hesaplamaya katmamaktadır. Sonuç olarak da olması gereken açıdan daha geniş açıyla saçılan ışığı daha küçük partiküllerin var olduğunu göstermesiyle buradaki 1 mikronun altında oluşan grafik ile açıklayabiliriz. Şimdi Mie teorisinde bilmemiz gereken optik özellikler nelerdir dediğimizde tabii ki her güzelin bir kusuru olur diyoruz. Mie teorisiyle çalışmak için bir öncelikle dispersantın kırılma indisi yani refraktif indeksini bilmemiz gerekir. 2. Numunenin kırılma indisini bilmemiz gerekir. 3. Absorpsiyon yani soğurma indisi gibi madde özelliklerini bilmemiz gerekmektedir. Mie teorisi maddenin tüm optik özelliklerini dikkate alan gerçekten çok başarılı bir hesaplama yöntemidir diyebiliriz. Absorpsiyon indisinden bahsettik. Absorpsiyon nasıl belirlenebilir? Absorpsiyon dağınık bir numuneye mikroskop altında bakılarak ve aşağıdaki özellikleri dikkate alarak belirlenebilir. Partikülün şekli, iç yapısı ve şeffaflığı bize absorpsiyon indisi hakkında bilgi vermektedir. Absorpsiyon genelde ifade edilirken onluk değerlerle ifade edilmektedir. Örneğin 0,1, 0,01 ya da 0,001 şeklinde ifade edebiliriz. Alttaki resimde de bazı kalsiyum karbonat parçacıklarının görüntülerini görüyoruz. Verdiğimiz bilgileri de değerlendirdiğimizde buradaki resimlere baktığımızda kalsiyum karbonat için uygun absorpsiyon indisimizin 0,01 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu slaytta da görünüşüne göre, numune türüne göre absorpsiyon indisini nasıl belirlediğimizi bir bakalım. Lateksler için absorpsiyon katsayımız 0'dır. Emisyonlar için 0,001. Öğütülmüş kristalize tozlarda 0,01. Hafif ve renkli tozlarda 0,1. Ve son olarak da renkli ve metal tozlarında ise son derece koyu renkli numunelerde ise 1 ve üzeri şeklinde diyebiliriz. Kırılma indisi önemli bir konu. Bu bilgiye nereden ulaşabilirim? İnternet üzerinde referans dokümanlar üzerinden refraktif indeks bilgilerine ulaşabiliriz. Malvern'in güncel veri tabanı da bu konuda oldukça kapsamlı durumda. İkinci olarak refraktometre ölçümlerine bakabiliriz. 3. Mikroskopla inceleme, 4. deneysel modeller şeklinde kırılma indis kaynaklarını sıralayabiliriz. Aşağıda bazı benzer malzemelerin kırılma indis aralıkları verilmiştir. Şöyle, plastik ve elastomerler 1.38-1.57, organik bileşikler 1.40-1.70, üreticilerin inorganik tuzları 1.52-1.80 ve metal oksitler 1.60 ile 2.50 arasındadır diyebiliriz. Şimdi güzel bir örnek var. Burada kırılma indisinin değişmesiyle analiz sonuçlarımızın nasıl değişebileceğini gösteren bir örnek görüyoruz. Kalsiyum karbonat için bilinen refraktif indeks aralığı 1.53 ile 1.63 arasındadır.
Aşağıda yeşil grafikte kırılma indisi 1,55 olarak alınmıştır. Yani bu bilinen kırılma indisi aralığında tercih edilmiştir ve bir grafik oluşmuştur. Mavi grafikte ise bu aralığın dışında bir kırılma indisi seçilmiş, 1,40 değeri alınmıştır. Gerçek kırılma indisi kullanılmaması sonucunda analizlerin, şu yeşil ve mavi grafik arasındaki farktan görebiliriz, sonuçlarımızın ciddi anlamda sapmasına neden olduğunu görebiliriz. Normalde yeşil grafikte kırılma indisi verilen aralıkta tercih edildiğinde ortalama 8-10 mikron partikül boyutu arasında bir dağılıma sahip olan numuneyi mavi grafikte ise 1 mikronun altında ortalama değere sahip bir dağılıma neden olduğunu söyleyebiliriz. Peki kırılma indisi sonuçları etkisi açısından bu kadar önemliyse bilinmeyen numunemiz var ve bilinmeyen numunelerle çalışırken kırılma indisini nasıl hesaplayacağım, kaç almam gerekir dediğimizde de Malvern inovatif yazılımıyla size bu konuda tam anlamıyla gerçek bir çözüm sunmaktadır. Malvern'in OPO özelliği, yani Optical Property Optimizer, bilinmeyen numunelerde çalışırken tüm veri tabanını kullanarak size en uygun kırılma indisi ve en uygun absorpsiyon katsayısını modelleme yaparak belirlemektedir. Bu işlemi yaparken hem kırmızı lazer ile kırılma indisi ayrı hesaplanır, hem de mavi ışık kaynağı ile kırılma indisi ayrı hesaplanmaktadır. Bu alt tarafta gördüğümüz pencere Mastersizer 3000'in OPO özelliğine ait bir pencere görüntüsü. Mastersizer 3000 yeni inovatif yazılımı ile bilinmeyen numunelerde sizlere çok hızlı ve pratik çözümler sunmaktadır. Malvern'in bu özelliğini kullanmak için ortalama sadece 3 dakika ayırmanız yeterlidir. Yaklaşık süre numuneye bağlı biraz değişebilir. Bu özellik analiz sonuçlarınıza hem güveninizi arttıracak, gerçekten de önemli bir özellik olarak ortaya çıkmaktadır. Şimdi kısaca Malvern'in birkaç uygulama notuna birlikte bakalım. Burada karşımızda 2 adet analiz ve grafik var. Üstteki yer alan grafikte kahve numunesinin çalışıldığını görüyoruz. Ortalama partikül boyutu olarak da 1000 mikron civarında olduğu için Fraunhofer yaklaşımı alternatif bir metot olarak kullanılmış. Malvern'in Mastersizer 3000 data kalitesi önerisi özelliğiyle bu yapılan çalışmayı da burada yukarıda yorumlamış. Oluşan fit grafiği eğrisini, numune miktarını buradaki çalışmayla uyumluluğunu, düzgün olduğunu göstermiş. Malvern yazılımı değerlendirmesiyle de bu yöntemle bu çalışmanın doğru yapıldığını gösteriyor. Aşağıdaki analize baktığımızda da Malvern Mastersizer 3000 data kalitesi önerisi özelliği Fraunhofer yaklaşımıyla yapılan analizin hatalı olduğu uyarısını vermiş. Partikül boyut dağılımına baktığımız zaman 10 mikron civarında bir partikül boyut dağılımına sahip ve hemen bu sağ tarafta data kalite penceresi Mie teorisinin kullanılmasını gerektiğini, Mie'nin önerildiğini göstermekte. Başka bir çalışma yine lazer difraksiyon tekniğiyle 100 nanometre altında partikül boyut analizleri de yapılabilmektedir. Bu çalışmada ortalama 40 nanometre ile 6 tekrarlı bir çalışmayı görüyoruz. Burada verilere baktığımızda bu boyuta göre 40 nanometrede yapılan çalışmaya göre Malvern ile elde edilen arestik değerleri açısından kesinlikle başarılı sonuçların ortaya konduğu gösteriliyor. Evet, arestilerimizi burada altta görebiliyoruz. 40 nanometre gerçekten iddialı bir partikül boyut aralığı diyebiliriz. Son slaytımızda da çoklu ve birbirine yakın partikül boyutuna sahip referans standartlarını ve ortaya çıkan grafikleri Malvern'in analizlerindeki başarılı sonuçlarını nasıl ortaya koyduğunu da gösteren güzel bir örnek.
Slaytlarım burada bitiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabiliriz. Hidroksapatit gibi direkt dibe çöken, yani bir içerisinde çözülmesi gereken malzemelerin partikül boyut analizi nasıl yapabilirim? Nasıl getirebilirim? Hidroksapatit'te Sema Hanım'ın sorusuna yanıt vereyim. Hidroksapatit çok çalışılan malzeme. Değişik boyutlarda, değişik şekillerde çalışıyorlar. Eğer nano boyutta hidroksapatit üretiliyorsa benim tavsiyem üretimden sonra kurutmadan, çünkü genelde yaş üretim mekanizması ile yapılıyor, kurutmadan direkt olarak onu ölçüm almak. Aldığınızda Zetasizer dediğimiz bir cihazımız var, nano boyuttaki partikülleri ölçen. O cihazda verimli bir şekilde analiz edilebiliyor. Ama eğer kuruttuysanız, o nano boyuta indirip de tekrar kuruttuğunuz malzeme topak haline geliyor ve onu açmak epey bir meşakkatli, zor oluyor. İmkansız değil ama meşakkatli ve eski haline döndürmek zor oluyor. Onun için de uygun dispersantlar kullanıp yüksek ultrason altında ancak kırabiliyorsunuz. Ultrasonik homojenizatörler var. 250 wattlık mesela, diyelim bir homojenizatörle plastik bir kabın içinde 3-5 dakika muamele ettikten sonra yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu yöntem çok tercih ettiğim bir yöntem değil. Mümkünse ürettiğiniz anda, eğer yaş üretiminde üretiyorsanız nano boyuttakileri, mikron boyutundaki hidroksapatitler için Massizer cihazını rahatlıkla analiz yapabilirsiniz. Onda cihazın kendi ultrasonu açmak için yeterli olacaktır. Serhat Bey, refraktometre ile indeks ölçümü uygulamanız oldu mu diye sormuş. Epey iyi uygulamanız oldu refraktometre ile. Şimdi refraktometre birkaç değişik şekilde kullanıyoruz. Sıvılar için bakarsak, solventler için, özellikle kompleks solventler, aslında solventlerin direkt olarak refraktometrede ölçüp aldığınız refraktif indeks değerini direkt kullanabilirsiniz. Burada her ne kadar 633 nanometrede lazer kullansak da, o dalga boyunda olsa daha iyi olur olsa da, yine de bize gayet güzel bir sonuç verecektir. Çünkü refraktometrelerde görünür dalga boyunda çalışıyorlar. Yalnız katıları bakarken orada refraktometre ile direkt bir ölçüm yapamıyoruz. Katı numuneleri ölçerken daha çok şunu kullanıyoruz. Refraktometreyi dolaylı olarak kullanıyoruz. İki tane birbirinin içine karışabilen solvent buluyoruz. Mesela birisi 1,4 refraktif indeks değerine sahip, diğeri de 1,6 veya 7 gibi bir değere sahip. İki tane birbirinin içine karışabilen malzeme buldunuz, solvent buldunuz. Bunları değişik oranlarda karıştırarak kendinize bir set değişik refraktif indeks değerlerine sahip standart malzeme yapıyorsunuz. Sonra diyelim ki 10 tane ayrı solvent yaptınız. Bu yaptığınız 10 solventi refraktif indeksini refraktometre ile ölçüyorsunuz. Değerlerini buluyorsunuz. Sonra tozunuzu, biraz uzun bir metot ama tozunuzu her birinin içine katıp mikroskop altında bakıyorsunuz. Hangisinin içinde kullandığınız toz malzeme görünmez halde duruyorsa, ona index matching solvent diyoruz. Refraktif indeksi o malzemenin refraktif indeksidir. Umarım faydalı olmuştur. Ortalama, Sevgi Hanım'ın bir çok güzel sorusu var. Ortalama tane boyutu tam olarak neyi ifade etmektedir? Şimdi bu çok güzel bir soru ve cevabı da birçok cevabı olan bir soru. Önce ortalama ne ortalaması? Yani burada bir Gaussian bir dağılım diyelim, düşünelim. Şöyle çan eğrisi dağılımı diyelim. Bunu da ortalamayı nasıl veririz? Veya Gaussian olmayan eğri
biraz daha yamuk tipli veya çift hörgüçlü bir eğri oldu. Burada ortalamayı nasıl ifade edeceğiz? Bu önemli bir soru. Bunun birkaç değişik ifadesi var. En matematiği sevenler için değişik matematiksel ortalamalar aldırtma imkanı var. Burada normal basit aritmetik ortalamadan tutun da volüm tabanlı, hacim tabanlı, hacimsel ağırlıklandırılmış ortalamaya, yüzey alansal ağırlıklandırılmış ortalamaya kadar değişik ortalama hesaplama metotları var. Malvern'in Massizer cihazının software'inde bu metotlardan D3-2 ve D4-3 metotlarını, D4-3 diye söylenen değer hacimsel ağırlıklanmış ortalama değeri gösteriyor. Bu ne demek? Oradaki partiküllerin hepsinin çaplarının dördüncü kuvvetlerinin toplamının üçüncü kuvvetlerinin toplamına bölümüyle elde ediliyor ortalama. Bize genelde bir dağılımın içindeki büyük partikülleri ağırlıklandırarak, hacimsel olduğu için büyük partikülü ağırlıklandırarak bir ortalama verir. Diğeri D3-2 değeri de partiküllerin çaplarının küplerinin toplamının karelerinin toplamı bölümüyle elde ediliyor. O da bize bir dağılım içindeki ince partiküllerin ağırlıklandırarak bir ortalama değeri verir. Bu da yüzey alansal ağırlıklandırmış ortalama diye geçiyor. Biliyorsunuz küçük partiküller yüzey alanına daha çok katkısı sağlanıyor. Bunun haricinde istatistiksel olarak baktığınızda orta değer diye bir kavram var. Buna biz D50 değer de diyoruz. Median değer de deniyor diğer ifadeyle. Genellikle ortalama dendiğinde çoğu kimse bu median değeri kullanıyor. Yani bir dağılımın orta noktası. Gaussian bir dağılım düşünürseniz çan eğrisi şeklinde her iki tarafı mükemmel şekilde dağılmış. O dağılımda tam çanın tepe noktası, orta noktası ve median oluyor. Bunu veriyor. Ortalama da o nokta olarak alınabiliyor. Ama diyelim ki iki farklı hörgüç olsun. İki farklı dağılım ve yine diyelim her iki eğrinin altta kalan alanları sol taraftakinde %45 olsun, sağ taraftakinde %55 oranında olsun. O zaman ortalama değer nedir veya hangi değeri sunacaksınız? Ha, böyle bir durumda genellikle biz öyle bir numuneyi tanımlarken iki dağılımın da ikisinin de iki örgücün de tepe noktalarını söyleyip bunun içinde hacimce %45'i ortalama şu tepe noktasındaki değeri söyleyip şu değerden diyelim ki 5 mikron diğer tarafta 40 mikron diyelim %55'i de hacimce 40 mikronluk partiküllerden oluşmaktadır diye ortalama değeri söyleyebiliriz. Ama burada median değere bakarsanız D50 değerine belki hiç alakası olmayan tam ortada hiç içinde partikül olmayan öyle bir şeyde partikül yok. Diyelim ki 25 mikron veya 20 mikron hiç öyle yani iki çanın ortasında belki de öyle partikül yok ama orta değer ona geliyor. İstatistiksel orta oraya geliyor. D50 değeri 25 mikron olabilir. Umarım açıklamıştır. Çift dalga boyu da absorbans. Bunu Nurhan Hanım'ın bir şeyi var. Çift dalga boyunda absorbansı nasıl yapacağız diye herhalde söylemiş. Bunu açıkçası artık çok büyük bir dert değil. Hem refraktif indeks hem de absorbanslar artık çok büyük bir dert değil. Alette standart software'in içinde tek tuşla alete numunenin ideal refraktif indeksi absorbans değerlerini buldurtturabiliyorsunuz. Yani biz bile artık uğraşmıyoruz. Direkt oradan optik parametre optimizer'ını kullanıp oradan bulabiliyoruz. Dolayısıyla artık bu sıkıntılar eskide kaldı. Ama doğru yani eğer tam doğrusunu bulmak istiyorsanız ikisinin de içinde ayrı absorbans değerleri varsa
Onları girerseniz en doğru sonuç alırsınız. Gamze Hanım'ın sorusu, Oppo Malvern 3000 yazılımı içerisinde var mı? Evet. Eğer Massizer 3000 cihazı kullanıyorsanız standart software'in içinde Optik Parametre Optimizer var. Yalnız dikkat edin, kısıtlanmış versiyonunu kullanmayın. Eğer bu konuda bir sorunuz varsa servisle irtibata geçin. O özelliği açsınlar. Massizer 3000 ekonomi versiyonunun yazılımında bu kısıtlanmış halde. Massizer 3000E cihazlarında, yani 0.1 ile 1000 mikron arasında çalışan cihazlarda standart yazılımı içinde yok. Onlar da Extended Version satın almaları gerekiyor yazılımın. Onu satın aldıklarında bu opsiyon açılıyor. Çift dalga boyunda Nurhan Mutlu Hanım'ın çift dalga boyunda 450 ve 600 nanometrelerde absorbans herhalde optimum değeri nedir diye herhalde şey yapmış, sormuş. Burada malzemeden malzemeye tabii ki değişiyor. Genelde software'de bu standart tipli olarak aynı absorbans değerini her ikisinde de kullan şeklinde var. Ama Nurhan Hanım, eğer renkli pigmentlerle çalışıyorsanız burada biraz dikkat edili olmak lazım. Genel malzemeler için doğru bunu yapmak ama renkli pigmentlerde özellikle mavi ve kırmızı renklere yakın olan pigmentlerde biliyorsunuz kırmızı renkli pigment mavi lazeri absorpluyor. Mavi renkli pigment de kırmızı lazeri absorpluyor. Oradaki absorbans değerlerini mutlaka değiştirmeniz gerekecek. Eğer mavi ve kırmızı pigmentlerle çalışıyorsanız. Diğerlerinde çok önemli değil. Ayberk Kaya'nın bir şey var. Bizim analizi gerçekleştirmek istediğimiz karbon nanopartikülümüz bulmaktadır. Bir laboratuvar bulabilir miyiz? Ankara ilinde bizim birçok cihazımıza ulaşabileceğiniz laboratuvarlar var. İşin güzel yanı. Karbon nanopartiküllerinin ölçümü dediğim gibi yine neyin içinde ürettiniz? Muhtemelen toz halde bulunduruyorsunuz. Onları eğer üretim metoduna bağlı olarak çok kolaylıkla da ölçebiliriz ama ölçmeden önce disperse etmemiz de gerekebilir. Genelde karbon nanopartikülleri alkol veya organik çözücüler içinde ölçülüyor. Bu konuda ODTÜ Merkez Laboratuvarı'nı gösterebilirim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Merkez Laboratuvarı'nda hem Zetasizer hem de Massizer cihazımız var. Ama Ankara'daki hemen hemen bütün üniversitelerde, yani mesela Hacettepe Üniversitesi'nin Hünitek araştırma merkezi var. Orası biraz daha hızlı yanıt veriyor. Hünitek'te hem Massizer hem Zetasizer cihazımız var. Birçok yerden yardım alabilirsiniz. Eğer bulamazsanız ölçtürecek yer, bizimle irtibata geçin. Biz size söyleyelim nerede ölçtürürsünüz diye. Gülseher Şekeli Hanım'ın bir şeyi var. Silikon emisyonlarında partikül boyutu analizi yapmamız için hangi cihazı önerirsiniz? Silikon emisyonlarında partikül boyutu analizini hangi boyutta emisyon ürettiğinize bağlı. Eğer mikro emisyon üretiyorsanız, o zaman çünkü mikro emisyon üreten müşterilerim var benim. Zetasizer cihazımla onlara hizmet veriyoruz. Eğer daha büyük damlacık çapına sahip emisyonla üretiyorsanız Massizer'ı da kullanabilirsiniz. Yani ikisi de kullanılabilir. Tabii burada ölçüm yöntemlerinde şey de devreye giriyor. Yani bazı silikon emisyonları su gibi berrak ve başka bir şeyin içine attığınız zaman, bir solventin içine attığınız zaman şey olabiliyor. Yapısını değiştirebiliyor. Emisyon yapısı değiştirebiliyor. Onun için Zetasizer ile ölçüm yapmak biraz daha güvenli oluyor. Olduğu gibi ölçebiliyoruz çünkü çoğu zaman Zetasizer ile herhangi bir seyreltmeye ihtiyaç olmadan. Refraktometre Serhat Bey'in söylediği indeks değeri ölçümü denemesi katılarda sonuç vermedi, vermez. Refraktometrelerde
refraktif indeks değerini katıda ölçmek için, ölçebilmek için katı olan malzemenizin aynen böyle ne diyeyim, paslanmaz çelik diyelim, bir tane malzeme var diyelim. Yüzeyini çok parlattınız ve refraktometreye koydunuz. Belki ancak öyle güzel bir sonuç alabilir misiniz? Onu bilemem. Ama az önce bahsettiğim şekillerde katılarda ölçüm yapıyoruz. Massager kullanırken birbirine yapışan partiküllerin agregasyonunu önlemek için ne önerirsiniz? Gülsilan Binzet Hanım'ın sorusu. Burada ideal önerilen şey, önce eğer su içinde veya bir solvent içinde ölçüm yapıyorsanız, ölçüm yaptığınız solventin içine koyduğunuz partikülün olduğu gibi zeta potansiyelini ölçmek. Eğer imkanınız varsa, zeta sizer cihazınız varsa zeta potansiyelini ölçün. Eğer zeta potansiyeli düşük değerdeyse onu artı veya eksi yönde, hangisine yakınsa o şekilde yükseltmek için gerekli dispersantları ilave ederek, ister bunu kalgon gibi inorganik dispersantlar veya TWIN 20, TWIN 80 veya değişik organik dağıtıcılar şeklinde dispersantlarla zeta potansiyel değerini arttırmanızı öneririz. Zeta potansiyel değerini arttırdıktan sonra tutup ultrason uygulayarak direkt agregasyonu açıp ve stabil bir şekilde de ölçüm yapabilirsiniz. Ama elimde zeta sizer cihazı yok, ne yapayım derseniz, o zaman atıyorum mesela kalsit ölçeceksiniz. Değişik malzemeler için değişik dispersantlar öneriliyor. İnternette bu konuda epey bir kaynak var. Ama diyelim ki kalsitten bahsedelim. Kalsit için kalsiti suya atıp değişik kaplar hazırlayın. Değişik şişeler diyelim, hazırlayın. İçine hazırlayacağınız %2'lik sodyum heksametafosfat, yani kalgon çözeltisinden değişik oranlarda ilave ederek hazırlayın ve çalkalayıp bakın. Hangisinde daha iyi disperse olmuş kalırsa o koyduğunuz orandaki şeyle gidebilirsiniz. Gökhan Kaplan, çimentoların partikül boyu dağılım belirken saf su kullanması uygun mu? Çimentolarda Gökhan Bey, biz kuru ölçüm yapıyoruz. Türkiye'deki birçok çimento fabrikasında cihazımız var. Hem online olarak çalışan cihazımız var, hem de direkt laboratuvarda çalışan cihazımız var. Uzunca yıllardır hep şey kullandık, kuru dispersiyon kullandık ve şu anda dünyadaki standart bu. İlk lazer difraksiyon cihazı geldiğinde su içinde uygulama ve alkol içinde uygulama vardı. Metanol değil, normal etanol yetiyor uygulama olarak. Etanol içinde mükemmel şekilde ölçebiliyoruz ama etanol sulfatı çok fazla olduğu için tercih edilen bir şey değil. Onun için en mükemmeli şey kuru olarak ölçüm yapmak. Yaş ölçümlerde aynı numunede kaç ölçüm alınmalı? RST kaç olmalı? Bununla ilgili Nurhan Hanım'ın sorusu var. Bunu şöyle yanıtlayayım. ISO 13320-1 standardı çok okuması zevkli ve faydalı bir standart. Orada çok geniş bir şekilde anlatılıyor. Ama kısa söylemek gerekirse, yaş ölçümlerde eğer iyi bir şey almak istiyorsanız 5 ardışık ölçüm gayet güzel sonuç verecektir. Ama genelde 3 ardışık ölçümle çoğu müşterim çalışıyor. İlaçta daha çok 5 ardışık ölçümle çalışılıyor. RST de D10 ve D50 değerlerinde, pardon, D10 ve D90 değerlerinde RST artı eksi %5 olmalı. D50 değeri içinde artı eksi %3'ün altında olmalı. Yani D10, D90'da %5'in altında olmalı. D50 değerinde de %3'ün altında olmalı. Tabii bu numuneyi koyduğunuz arka arka yapılan ölçümler için, bir de reproducibility dediğimiz farklı zamanlarda farklı numune koyup da ne olmalı
sorusunun cevabı da yine aynı dokümanda anlatılıyor. O zaman bunun uçları biraz daha açık oluyor. Yani D10 ve D90 değerlerinde artı eksi %10'lar kabul edilebilir oluyor. D50 değerinde de %5, %6'lar falan kabul edilebilir hale geliyor. Hepinize çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.